Çift silindirden herkese merhaba dostlar. Bugün de ölmedik. Bu videoda Yamaha XSR 700 ile birlikteyiz. Motosikletin kalbinde 689 cc'lik çift silindirli 73.4 beygir güç, 67 Nm'de tork üreten CP2 bir blok var. Sele yüksekliği 81.5 cm, biraz yüksek ancak opsiyonları içinde sele alçaltma da var. 14 litrelik yakıt kapasitesi mevcut. 100 km'de şehir içi kullanımında 5 ile 5.5 litre arası yakıt tüketimine kavuşuyorsunuz. 250 km'ye kadar yol gidebiliyorsunuz. Fabrika çıkışı Pirelli lastiklerle geliyor. Ancak kullanıcılar bu lastikten pek memnun değil. Furkan da buna MT60 RS Corsa takmış. Ön tarafta MT7'den de bildiğimiz çift disk, çift pistonlu kaliper. Arkada ise tek pistonlu bir Nissin kaliper mevcut. Yine MT7'den bildiğimiz üzere ön tarafta ayarsız bir amortisör mevcut. Arka taraftakini ise sertlik ve yumuşaklık ayarını yapabiliyorsunuz. Dışarıdan bakıldığında ön farları, stopları, sinyalleri, depo tasarımı, selesiyle birlikte tam bir dominant cafe racer. Şimdi motosiklete bineyim ve sürüş deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışayım. Duyduğunuz üzere motosiklette salyangoz açık bir egzoz var. Furkan buna SC takmış. Ne yalan söyleyeyim, bu ses benim de hoşuma gidiyor. Dolu dolu geliyor çift silindir olmasına rağmen. Kısa bir sürüşten sonra biraz baş ağrısı yapıyor. Selesi oldukça rahat. Tabi Furkan bunu da değiştirmiş. Stok sele değil. Gidonda ya da ayaklıklarda herhangi bir titreşim yok. Son derece yumuşak, son derece güzel bir motosiklet. Vites geçişleri debriyajı yumuşak. Rahatça vites attığınızı anlıyorsunuz. Göstergelerde evet arayabileceğimiz tüm bilgiler var ama gösterge çok altta. Kafanızı eğmeniz gerekiyor göstergeye bakmak için. Orijinal aynaları üzerinde değil, gidona takılmış aynalar var. Bunlar zaten hiç göstermiyor ve aralardan geçerken birazcık sıkıntı çıkartıyor. MT60 RS Corsa var. Müthiş tutuyor. Gerçekten lastikleri inanılmaz sevdim. Frenleri çok sevemedim. Frene asıldığınızda ilk tepkiyi alamıyorsunuz. Yani çok iyi ısıramıyor. Frenleri bu motosiklet için birazcık yetersiz buldum. Amortisörler çok yumuşak, çok konforlu tarafta. Ön amortisör bana aşırı yumuşak ve bu motosiklet için yetersiz geldi. O yüzden virajlarda birazcık beni korkuttu. Motor bloğuna zaten diyecek laf yok. Kendini kanıtlamış, oldukça sağlam. Gazı açtığınız o düşük devirlerden aniden duyduğunuz üzere güç geliyor. Amortisörden ve ön taraftaki kasper açısından dolayı motosiklet çok kolay bir şekilde tank slapper yapmaya uygun. Ağırlık dengesi zaten tamamen arka tarafta. Ön taraf boş gibi bir şey. İnanılmaz. Ani gaz açtığınızda ya da yüksek hızlara çıktığınızda o 180'den sonra filan hemen direksiyon titremeye başlıyor. Motosikletin görüntüsüne, duruşuna diyecek hiçbir laf yok. Çok cool, çok havalı duruyor. Bir de bu İngiliz yarış yeşili çok dikkat çekiyor. Çok sevdim. Ön tarafta halojen bir farımız olduğu için gece aydınlatması birazcık zayıf. Motosikleti genel olarak kullanmak çok güzel, çok keyifli. İnsana kendini iyi hissettiriyor. Ancak işin içine biraz agresiflik, biraz ben spor gideyim, miraja gireyim, çıkayım, yatayım dediğinizde roller orada değişiyor. O işlere çok uygun değil. Oldukça güçlü, tecrübe isteyen bir motosiklet. Yazılımla gücü düşürülüyor ve A2 ehliyete uyumlu hale de getiriliyormuş. Yamaha XSR 700 böyleydi. Umarım tecrübelerimi sizlere aktarabilmişimdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Çift silindirden bu videodan bugünlük hoşça kalın.